Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz. İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Erdek'teki Meryem Ana Arkeoparkı adıyla önümüzdeki günlerde ziyaretçiler tarafından gezilecek 10 dönümlük adada bir yeraltı kilisesi bulundu. Doçent Doktor Nurettin Öztürk, milattan sonra 4. yüzyıldan kalan içinde vaftizhane, iki hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanların yer aldığı ada hakkında bilgi verdi. Zeytinli Ada kazımız 2007 yılından itibaren başlamıştır. Bu 7. yılıdır. Kazılarımız bu yıl kuzeyde ve batı kısmında devam etmektedir. 7 yılda ulaştığımız sonuç şudur. Zeytinli Ada Kerapanagıya adı altında bilinen bir yerdir. Meryem Ana Manastırı olarak biliniyor burası. Burada bir kilise, bir manastır ve sosyal yaşam alanı içinde değerlendirilen mimari bölmelerden oluşmaktadır. Bu kadar küçük bir adada bu kadar dolu mimari yapının olmasının sebebi şudur. İki tane su vardır. Biri çok az tuzlu su olan, göz suyu ya da zührevi hastalıklarına iyi gelen su. Diğeri ise sıcak su. Kış ya da yaz 25-26 derecede hiç eksilmeyen bir sudur. Bu suların burada olması bu adanın önemini bir daha artırıyordu. Kilisemiz Vaftizhane Kilisesi olarak biliniyor. Üç nefli bazilikal bir plana sahip. Vaftizhane Kilisesi'nin içinde bulunan vaftiz havuzu gençler için yapılmış bir vaftiz havuzudur. Dünyada hemen hemen bu kadar büyüklükte bir vaftiz havuzu görmedim. Ama şimdi İsa'dan sonra 4. yüzyılda gençlerden sonra çocukların da vaftiz edilme durumu ortaya çıkıyor. Osmanlı döneminde bu ada karantina adası olarak kullanılıyor. Arteka'ya varmak için yani Erdek'e girmek için limandan geçecek gemiler burada durduruluyor. İçinde bulunan hastalık veya bulaşıcı hastalar varsa burada indiriliyor. Bu sulardan faydalanılıyor. Bu sular sonucunda tedavi ediliyor. Tedavi edilmeyenler ise buraya gömülüyor. Doçent Doktor Nurettin Öztürk'e göre adanın önümüzdeki günlerde kültür turizmine açılması bekleniyor. Henüz çıkarmadık ama ortaya. 10 gün içinde çıkaracağız inşallah. Bundan sonraki amacımız bu kazanın Arkeopark projesi eşliğinde ve Kültür Bakanlığı eşliğinde belediyenin destekleriyle de beraber kazının artık halka açılmasıdır.